Hatay'da Botanik Bahçe'deyiz. Size hemen burası hakkında bilgi verelim. Botanik Bahçe'yi Pattaya'ya gelen bir Çinli kadın kuruyor. Pattaya'nın nüfusu 150 iken Çinli kadın buraya geliyor. 60 hektar. Yani koskocaman bir yer. 60 hektar bir yer alıyor. Çok sudan ucuz bir paraya. Burada ilk başta tropikal meyve yetiştirmeye başlıyor ve bunu Çin'e satıyor. Buradan bir şekilde kazanç elde ediyor. Sonra oğulları turizm gelişmeye başlayınca turizm işine de giriyor. İstiyorlar ve küçük küçük turizm işine giriyorlar. Turizmden baktıklarında gelir elde etmeye başladıklarında işi büyütüyorlar. En sonunda kadın, yanlışım olmasın, 86 yaşında öldüğü vakitte dünyanın en zengin 100 insanından biriydi. Ve şu an buraya günde 20 binden fazla insan geliyor. Çekemedim. Otoparkını göreceksiniz. Koca bir havalimanı gibi. Buranın içerisinde fil safarisi var. Bozuk arazide araç sürme gibi etkinlikler var. Ve her ülkenin bir şeyini yaratmaya, bahçesini yaratmaya çalışmışlar. Şimdi eşim size onları gösterdi. Burada çalışanlar da 2000 insan çalışıyor burada. O da bilgi olarak. Çünkü bu kadar çok emek tabii ki bayağı bir işçi istiyor. Şimdi etrafa bakalım. Botanik bahçesi Pattaya'da. Burası kaktüs bahçesi. Geçen bir videoda izlemiştim. Bunları kesiyorlar böyle. Çin şeyinde miydi bilmiyordum. Yemeğini pişiriyor böyle adam. Sonra kaktüs bahçesi. Bu bahçe aynı vakitte bahçe düzenlemesi işlerini de yapıyor bu şirket. Dünyanın her yerinde çok yüksek ücretleri bahçe düzenlemeleri yapıyor ve size istediğiniz şeyi sağlıyor. Yani ben Afrika tasarımı mı istiyorum diyorsun. Size o Afrika tasarımını yapıyor. O kadar büyük bir yer. Kesin Pattaya'ya geldikte ziyaret edilmesi gerekiyor bence. Kraliçe bile gelmiş. Ne yapmış kraliçe? Aynen. Ölen İngiliz kraliçesi buraya gelmiş. Kültür miras listelerini eklemiş yani. Kesinlikle ziyaret edin demiş. Kendi vatandaşları. İki defa gelmiş yanlış bilmiyorsam. Müthiş. Çok emek isteyen bir şey. Aa, çok güzel. Şu anda daha az insan var diyebiliriz. Normalde çok Çinli geliyormuş. Çok Çinliler de yani kalabalık ediyormuş burayı. Ama şu anda korona nedeniyle hala Çin'den insanlar gelemiyor. Yani karantina uygulaması falan da. Onun için bazı Çinli yok. O kadar kalabalıklık da yokmuş. Kokonat. 40. Aslında uygun kokonat. Kokonat alalım mı? Evet, kokonat. Alalım. Şu kokonat. Şu. Ne ara bitirdik la parayı? Çok iyisin hayatım. Thank you. Thank you, Kapunka. 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 Kapunka.
Yukarıya kadar. Buzdolabından çıkardı kokonatı. Buradan muz alıyorsunuz 50 bar ve buradaki ay inan ne kadar güzel maşallah ya güzelliğine bak bunlar Asya fili Asya filin arasındaki fark Afrika fili çok daha büyük. Bunlardan 1.5 kat daha büyük. Ve kulakları. Kulakları değil. Kulakları da daha büyük. Adam, adamı dönüyor. Ha, okey. Alır bu. Bak mesela veriyor. Ne biçim ses çıkar? Foto, foto. İzliyorum ben sana. Foto, foto. Foto. Ücretsiz mi? Ücretsiz. Ücretsiz olur mu? Kim? Ona da var. Hepsini ona verir. Tamam. Ama istiyor. Tamam ona da var. O istemiyor. O yer alıyor. Küstürdün onu. İstiyor. İstiyor. Al bakalım. Bunu da ebeveynlerine verelim. Bunu çantaya koyayım. Şimdi fotoğraf. Şimdi öyle bir yere geldim ki şu arabalara bakın ya. Benim favorim bu.
Şuna bakın. Ama bu da tabii ki güzel olur. Şu plakalar özel plakaymış. 2,5 milyon bak. Tanesi. Ucuzmuş. Değil tabii ki. Dünyanın en güzel Fransız bahçesi arkamda. Fransa'da bile bu kadar güzel. Bence de. Çok acayip bitki yapıları var. Mesela baksana şuna. İnce gövdesi. Böyle yapraklar çok güzel gözüküyor. Bizim orada olur mu bilmiyorum tabii ki de. Ayıkladım. Bir de ondan reklam alacağız. Yani çok güzel. Monstera ağacı vardı değil mi? Yani Monstera bildiğin gerçekten Monstera çünkü kocamandı. Palmiyelerin arasındayız baksana. Thank you.
Kedilere baksana. Kökleri böyle aşağı savruluyor, tam çiçekler şu anda. Müthiş güzel. Evet, Pattaya'daki botanik videomuz bu kadar. Bayağı güzel görecek yerler var. Ben daha çok doğal, güzel, böyle bitkisel, yağmur ormanına benzeyen yerleri beğendim. Böyle ne bileyim, böyle dinozormuş, şuymuş, buymuş, onlar fazla hoşuma gitmedi. Fil futbolu da fazla hoşuma gitmedi. Böyle hayvanlar fazla mutluymuş gibi gözükmüyor. Ama o şey, o show güzeldi. Ve evet, benden bu kadar botanik ve Pattaya'nın botaniğinden. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki macerada görüşürüz.